Hepinize merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History 2'de Türkiye ile Turan kurma serimizin ikinci bölümüyle de askerin karşınızdayım. En sonuncu bölüm artık Azerbaycan Ermenistan topraklarını almıştık ve buradaki istikrarları yapmıştık hatırlıyorsam. Evet, onlarca ekonomik yatırımlar falan filan yapmıştık. Teknolojiyi de geliştirmiştik. Kendimizi 0.82'ye çıkartmıştık. Yani iki katına falan çıkartmıştık teknolojimizi. Bu bölümde ise yapacaklarımız birazcık daha Orta Asya seferleri diyebiliriz. Hedeflerim pek tabii ki de Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan olacak. Yani Özbeklerden Türkmenleri alsak, Kırgızları almasak da yeter bu bölümde. Bu iki devleti alsam benim için kafi dostlar. Şimdi şu şekilde ilk olarak seferlere başlamadan önce 16.000 kişilik güzel bir ordum var. Şöyle baktığımızda birazcık para biriktirip ekonomik yatırımlar yapmak istiyorum ve tabii ki dünya ile diplomatik ilişkilerimize de bakmak istiyorum. Şu şekilde dünya ile aslında aram bayağı iyi. Hatta belki Ruslara falan müttefik dahi alabiliriz, yani ben öyle düşünüyorum şahsen. Bunlarla da aramı iyi tutayım. Şöyle birer tane saldırmazlık paktı imzalayalım şunlarla. Bu seride amacımız zaten bildiğiniz gibi diğer devletler, Türk devletlerini hepsini tek bir çatı altında birleştirmek olacak. Yani Turan kurmak, şu şekilde gösterelim Turan İmparatorluğunu. Şimdi dostlar artık birazcık daha yatırımlara para ayıracağım. Onun haricinde birazcık ekonomi basacağız şu şekilde. Hedefim Ankara'yı şöyle bu bölüm içinde 200 bin ekonomi yapmak. Yani bu bölümde şöyle ben hızlandıracağım buraları ve 200 bin ekonomi yaptıktan sonra tekrardan geleceğim. Evet dostlar, şu şekilde artık bitiriyoruz. Şuradan kapatıyoruz. 200 binde 270 bin yaptık yani. Şu an 75 bin. Bayağı bir şekilde ekonomimizi arttırdık. Şu anda dünyada herhalde ekonomik olarak 180 bin. 103 bin, 45 bin, 68 bin. Belki Çin bayağı yapmıştır. 195 bin, 280. Evet, Japonlar en çok, Japonlarda. Sonra ise bizde dostlar. O da bayağı iyi oldu ekonomik olarak. Şu anda bu 16 bin kişilik ordumu Türkmenistan sınırına çekeceğim. Azerbaycan'dan basmış olduğum ordularla da şu şekilde birazcık basalım. Türkmenistan'a saldıracağız dostlar. Tabii ki aslında bir saldırma değil, bir birleşme için ön adım olacak diyebiliriz. Şu şekilde ordularımız gelsin bakalım. Evet, 36 bin kişilik ordumla şu şekilde Türkmenistan'a 5 tur sonra savaşımızı ilan edeceğiz. 2 tur, 1 tur bitti. Şu şekilde saldıralım. Çok güzel. Şöyle saldırılara devam edelim. Turan kurmak için bu devletleri, yani Türk devletlerini tek bir çatı altında birleştireceğiz şu şekilde. Hepsi gelsin, bütün ordular. Evet dostlar, kapitüle oldu Türkmenistan devleti de. Şimdi bunun bütün topraklarını alacağız şu şekilde. Kendilerinin, Türkmenistan'ın bütün topraklarını aldık. Mavera Ünnehir'inde diyebiliriz aslında. Şu şekilde bütün toprakları, orduları toparlayalım. Kaç? 34 bin kişilik bir ordumuz var. Şimdi bu 34 bin kişilik orduyla Özbekistan'a da saldıracağım. Bunların topraklarını da almamız lazım Özbekistan'ın da. Şu şekilde gelsin ordular. Geldi dostlar, Özbekler de hiç vakit kaybetmeden savaşımızı ilan edeceğiz. Şöyle 2 tur, 1 tur ve saldırıya geçtik. Tamamdır. Şu şekilde gelsin bütün ordular, saldıralım. İnşallah bu savaştan da galibiyet ile ayrılacağız. Bütün saldırılarımız şu an başarılı oluyor mu? Olmadı. Bir tanesi hariç olmadı. O da başarılı olacak inşallah. Şu şekilde saldırılara devam edelim. Şuraya bir ordu kaydıralım. Şöyle buradan saldırsın. Bu da buraya saldırsın. Evet, burada 2500 kişilik bir ordusu var. Onu gördük. Bayağı bu arada kaydetti. 50 tane de eyalet fethetmişiz. Bu da güzel bir haber bizim için. Şöyle orduları biraz geriye çekeceğim. Çünkü Özbekler biraz bizi zorlamayacak ama birazcık uğraştıracak diyebiliriz. Şu şekilde ordular geriye yansın. Evet tamamdır. Bu tur itibariyle saldırılara devam edeceğiz. Şöyle saldıralım bakalım. Taşkent'e doğru ilerliyoruz. Fakat inşallah bir sorun çıkmaz. Şu şekilde. Orada bayağı bir askeri var. Şu orduyu çekelim. Şuradan saldıralım. Semerkand'a gireceğiz inşallah. Bu tur içerisinde giremedik. Evet dostlar, kapitüle oldu Türkmenistan'da. Hız gelmişken buradan Kırgızları da alacağım. Çünkü Çinliler abi her an Kırgızistan'ı alabilir. Onunla, Çinlilerle savaşmak istemiyorum açıkçası. Ondan dolayı Kırgızistan'ı bizim almamız lazım. Evet, gelsin ordular abi şu şekilde.
Bunlarla da hızlıca barışalım. Evet dostlar, Kırgızistan'a savaşımızı ilan ediyoruz. 3 tur geri geldi. 2 tur 1 tur savaşa girdik. İnşallah başarılı bir şekilde halledeceğiz. Şöyle ordular gelsin. Güzel bir şekilde ilerliyoruz şimdilik. Şu şekilde buralara da orduları çekelim. Şöyle bu tır içerisinde başkentlerine girirse. Şöyle buraya paketi aldık aslında. Şu şekilde bir şey yapabiliriz. Bunu buraya çekelim. Tüm topraklarını dostlar hızlıca bunların da alıyorum. Ve tamamdır, artık buradaki işlerimiz bitti. Şu şekilde sınırlarımızı genişlettik. Bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Bu bölümde bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.